Tüm oyun severlere Doyle Gaming kanalından merhaba. Elden Ring'in ek paketi Shadow of the Erdtree için hazırladığımız yol haritası rehber videolarının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Elden Ring son derece başarılı bir açık dünya oyunu olsa da bize hangi sırayı takip ederek ilerlememiz gerektiği konusunda yeteri kadar bilgi vermediği kesin. İşte bu belirsizlikleri azaltmak amacıyla Doyle Gaming kanalı olarak ana oyun için geçmişte yol haritası videoları hazırlamıştık. Aynı şekilde bu ek paket için de 3 bölümden oluşan bir seri hazırladık. Umarım izlediğiniz içerik hoşunuza gider ve sizlerden beğeni alabiliriz. Ancak ilk bölümü izlemediyseniz sağ üstte çıkan linkten göz atmanızda yarar var çünkü bu video ilkinin kaldığı yerden devam edecek. İlk yol haritası videomuzda en son Ensis Şatosu'nu temizleyerek Skadu Altus bölgesine ayak basmıştık. Burada ilk yapmamız gereken hemen çıkıştaki High Road Cross Site of Grace noktasına ilerleyerek Leda ve Hornset ile konuşmak ve orada gördüğünüz ganimeti toparlamak. Bu bölgedeki ana göreviniz kuzeydeki Shadowkeep kalesini fethedip boss'unu yenmek. Ancak doğrudan oraya giderseniz zorlanabilirsiniz. Onun yerine haritada gezerek diğer Skadu Tree Fragment ve Revered Ash Blessing'leri toplamayı öneriyoruz. Bu sayede Blessing seviyemiz artacak ve güçlendiğimiz için düşmanlarla daha rahat mücadele edebileceğiz. Burada ana odağımız Skadu Altus bölgesi ve çevresindeki diğer alanlar. Ayrıca oyundaki dönüm noktasına gelmeden önce başka açmanız gereken bazı yerlere de sizi bu videoda yönlendireceğiz. Ancak ziyaret edilecek bölgelerde yapılacak işlerin sayısı fazla olduğu ve videonun çok uzamaması için olabildiğince ana hatlarıyla anlatım yapılacaktır. İlk olarak batıda Crusade Kilisesi ve çevresini temizleyin. Kilisenin içinde Fire Knight Quelinie'nin ve üzerinden düşen dua odası anahtarını alın. Batı bölgesinde ayrıca kılıç anahtarı kullanacağınız bir portal var ama şimdilik pek işinize yaramayacak. Ardından Altus'un doğusuna gitmenizi öneriyoruz. Burada hedefimiz Murth Harabeleri. Hemen oranın Site of Grace noktasında Dryleaf Dane ile May the Best Win hareketini kullanarak düello yapabilirsiniz. Burada esas amacımız ise yeraltı bağlantısını kullanarak doğudaki Bonnie köyüne ulaşmak. Murth Harabelerine güneyi temizlemek ve Rao Base gidiş yolunu bulmak için tekrar döneceğiz. Bonnie köyünden köprüler vasıtasıyla doğuya doğru önümüzdeki düşmanları temizleye gitmemiz gerekiyor. Burada ilk olarak Manus Menir Katedrali'ne gitmenizi öneririm. Bu katedral dışarıdan büyük bir Legacy zindanı gibi görünse de aslında sadece Kont Ymir adlı NPC ve Muirid'i Yolan'ı barındırıyor. Aynı zamanda büyü tüccarı olan bu NPC bize Finger Harabelerini bulma görevi veriyor. Bu görev serisi için ayrı bir video yakında gelecek, takipte kalın. Katedralin çevresindeki düşmanları temizledikten sonra kuzeye doğru devam edin. Kendinizi Shadowkeep'in doğu girişinde bulacaksınız. Buranın Site of Grace'ini açın. Buraya Shadowkeep'i temizlerken geri döneceğiz. Sırada Murth Harabelerinin güneyi var. Ancak ilerlemeniz için yolunuzun üzerindeki Ghost Flame ejderhasını temizlemenizde yarar var. Burada ejderhanın kamptaki askerleriyle kapıştığını göreceksiniz. Bu durumdan faydalanabilirsiniz ancak maalesef her iki taraf da size saldırıyor. Dikkatli olun. Ejderhanın güneyinde ise Fort of Reprimand adlı bir kale bulunuyor. İçinde güzel itemler var. Ayrıca çevresindeki hava akıntıları sayesinde kalenin gizli bir yerine de erişim var. Mutlaka araştırın. Böylece Skadu Altus'un yüzey kısmındaki işiniz büyük ölçüde tamamlanmış oluyor. Ayrıca o bölgede Bonnie Gaol ve Rune Forge of Starfall zindanları var. Oraları ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi sırada Elak Nehri ve devamında Cerulean kıyısına ulaşmak var. Ancak yolumuz hayli uzun. Öncelikle Murth Harabelerine geri dönüyoruz ve buradan kuzeye giderek içinde zehirli bitkilerin barındırdığı bir geçidi kullanıyoruz. Ve uzun süren yolculuğumuzun sonunda kendimizi haritanın batısında Rao Base adlı bölgede buluyoruz. Burada Rao antik harabelerini temizleyebilirsiniz. Ancak esas hedefimiz Temple kasabası harabelerinden aşağı doğru inen basamakları kullanarak Elak nehrine inmek. Nehire indikten sonra güneye doğru ilerleyeceğiz. Görüşün kısıtlı olduğu bu yerde amacımız Elak Nehri mağarası Site of Grace'ini bulmak. Burası nehre tekrar kolayca ulaşmak için kısa yolumuz olacak. Nehir boyunca ilerleyip güneye ulaştığımızda yine bir inişle karşı karşıya kalacaksınız.
Bu inişin sonunda nihayet oyunun görsel açıdan en güzel yerlerinden biri olan Cerulean kıyısına ulaşıyoruz. İşin ilginç yanı bu devasa bölgeyi hiç görmeden oyunu bitirmeniz mümkün. Bu kıyı da sizi başka bölgelere bağlayacak. Ancak önce kıyıyı gezip temizlemenizi öneririz. Bu kıyının batı kısmında yer altından ulaşabileceğiniz bir ada ve Southern Nameless Mausoleum adlı mini zindan bulunuyor. Doğu kısmı ise sizi Jagged Peak adlı ejderha bölgesine bağlıyor. Bu bölgeye bu video serisinin 3. bölümünde değineceğim. Kıyı bölgesindeki ana hedefimiz ise güneydeki krater. İlk bakışta sadece düşme tehlikesi olsun amacıyla koyulmuş gibi görünse de dikkatli bakarsanız buradan aşağı inilebildiğini göreceksiniz. Kraterin dibine indiğinizde yepyeni bir bölgeye geleceksiniz. Buranın adı Stone Coffin Fissure. Bu yeraltı bölgesinin navigasyonu çok karmaşık değil, ancak ileri kısımlarda sizi uzaktan vuran solucan gözcüler büyük sıkıntı yaratabilir. Dikkatli olun ve siper alarak ilerleyin. Bu Legacy zindanının sonuna ulaştığımızda gidecek yer kalmadığını görüyoruz. Burada kendimizi boşluğa bırakmaktan başka çaremiz yok. Neyse ki düşüşte ölmüyoruz, hatta doğrudan kendimizi boss dövüş arenasında buluyoruz. Boss'u yenince orada bir mağara keşfedeceksiniz. İçinde ana oyunda ismi sık sık geçen efsanevi Saint Trina karakterini buluyoruz. Hikayenin bütünlüğü ve NPC görevleri açısından son derece önemli bir etkileşim bizi bekliyor. Burada Saint Trina'ya dokunup ölmeniz gerekiyor ve bulduklarınızı gidip Graveside Plain bölgesinde bulunan Tholier'e bildirmeniz son derece önemli. Ardından Tholier aşağı Saint Trina'nın yanına ışınlanıyor ve burada defalarca kendinizi öldürerek Tholier'i hikayenin devamında size müttefik yapacaksınız. Bununla ilgili NPC görev videosu yakın zamanda kanalımıza yüklenecektir. Detayları oradan da öğrenebilirsiniz. Bu görevi birazdan bahsedeceğim dönüşü olmayan noktadan sonraya bırakırsanız Tholier tamamen kaybolup gidiyor ve görev eksik kalıyor, bilginiz olsun. Evet, sırada Shadowkeep var. Buranın kapısına ulaştığınızda bir mesaj gelecek ve dünyada bir şeylerin değiştiğini size haber verecek. İşte bu aşamada şatonun girişindeki Site of Grace'i açın ve fazla ilerlemeden Leda, Hornset, Anspa, Freya ve Moor gibi NPC'ler ile tekrar konuşup tüm diyalogları tüketmeniz gerekiyor. Leda ile diyalogunuzda size bir seçim sunacak. Bu önemli gibi gözükse de vereceğiniz cevabın hiçbir etkisi yok, Leda yine bildiğini okuyor. Parantez içinde belirtelim. Shadowkeep ilginç bir tasarıma sahip. Oyunun en büyük Legacy zindanı. İsterseniz ön kapıdan, isterseniz arka kilise girişi kapısından zindanı temizleyebiliyorsunuz. Herhangi bir farkı yok. Ancak ana kapıda sizi dev bir hipopotam karşılıyor. Önce onu haklamanız lazım. Kilise girişi ise sular altında kalan bir alan ve suya düşmeden ilerlemeniz ve platform yeteneklerinizi kullanmanız lazım. Bu bölgede suları boşaltacak mekanizmayı bulmak amacımız. Sular gittiği zaman kilise girişinin zeminine erişebiliyorsunuz. Burada da çeşitli mini boss dövüşleri ve ardından başka alanlara geçiş var. Bu yeni açılacak alanları da 3. bölüme bıraktık çünkü buranın bossları sizi belki bu aşamada terletebilir. Shadowkeep'in ana kısmı Specimen Storehouse diye kat kat bir alandan oluşuyor ve burada amacınız yavaş yavaş yukarıya doğru çıkmak. Ancak Anspah ve Freya NPC karakterlerini sırasıyla 1. ve 7. katta rastlayacaksınız. Bunların da konuşmalarını mutlaka ilerletin. Bu videoyu izliyorsanız spoiler'a açık olmanız lazım ama uzak durmak istiyorsanız videoyu 30 saniye ileri atmanızı tavsiye ediyorum. Evet, Shadowkeep'in son boss'u ise Mesmer. Mesmer'a girmeden önce Leda ve Ecurisi ile konuşmaları tamamlamış olmak önemli. Özellikle de Hornset'ten dövüş sırasında yardım alabiliyorsunuz ve bu sayede Mesmer'dan intikamını alıyor. Mesmer'i yenince Mesmer'in kıvılcımına sahip oluyorsunuz ki sıradaki adım bunu kullanarak gölge aleminin ağacını yakmak. Ve oyunun dönüm noktası da bu. Eğer oyununuzda eksik görev olduğunu düşünüyorsanız bu işlemi bekletin. Ancak ana oyundaki gibi bölgelerde radikal değişiklik olmuyor. Yani görev haricinde kaçırabileceğiniz herhangi bir eşya yok. Bu ağaç yakma işlemi ise Shadowkeep'in batı geçidinden çıkınca yapılıyor. Ancak gidiş yolunuz hayli uzun. Daha önce aşağıda gezindiğiniz antik harabelerin tepesinde kendinizi bulacaksınız. Bu bölgede bir sürü araştırılacak yer dövüşecek düşman bulunuyor. Güzel ganimet bulmak istiyorsanız didik didik etmenizi tavsiye ediyorum. Bu bölgenin en doğusuna ulaştığınızda ağacı yakacağınız Bad adlı kiliseye ulaşıyorsunuz. Ancak önünüzde yine önemli bir boss engeli var. Bu dövüşte Dryleaf Dane'den yardım alınabiliyor, bilginiz olsun. Ve buranın en sonunda ağacı yakıyorsunuz ve ana oyuna benzer şekilde dünyada değişiklikler oluyor. Belurat şehrinin devamı olan Enir İlim bölgesi bir anda beliriveriyor. Bu yeni açılan oyunun son bölgesi ile Finger Harabeleri, Jagged Peak, Abyssal Woods ve Skadu View gibi bölgeleri son bölümümüze ayırdık.
Yakın zamanda onu da yükleyeceğim. Eğer izlediğiniz zaman yüklenmiş ise video sonundaki linkten erişebilirsiniz. Aksi takdirde biraz beklemeniz gerekiyor. Evet, umarım izlediğiniz yararlı olmuş ve beğen tuşuna basmışsınızdır. Ayrıca kanalımıza ilk defa bu video ile denk gelmişseniz, Duelda Gaming oyun dünyasını takım olarak yakından takip eden bir kanaldır. Oyun incelemeleri, oyun dünyasından haberler, oynanış videoları ve başlangıç rehberleri gibi içerikleri kanal Duelda'da bulabilirsiniz. Geçmiş videolara bir göz atın derim. Eğer ilginizi çekiyorsa sizi bir sonraki videoda abone olarak aramızda görmek bizi çok memnun edecektir. Hoşçakalın.